Sevgili Hürriyet TV izleyicileri ve Hürriyet okurları, Hürriyet'teki köşemizi, Türkiye Bunu Konuşuyor köşemizi biliyorsunuz. Türkiye'nin gündeminde olan sıcak konuları, o konuyla ilgili tarafların konuşmalarını, tartışmanın taraflarının görüşlerini Fulya Soybaş arkadaşımız yazıyor, aktarıyor. Taraflardan görüş alarak, konunun uzmanlarından görüş alarak gündemin nabzını tutuyor. Bugün Fulya ile Türkiye ne konuşuyor diye konuşacağız. Gündemimiz malum koronavirüs. Fulya ekranlara yabancı bir isim değil. Televizyon kökenli bir isim. Dolayısıyla benden daha rahat konuşacağına emin olabilirsiniz. Yok evet. Yok, sen de iyisin. İyi başladın, harika. Türkiye ne konuşuyor Fulya? Yani Türkiye bugün aslında fırsatçıları konuşuyor. Aslında bir iki gündür fırsatçıları konuşuyor. Biliyorsun koronavirüs ilk vakaya rastlanmasının hemen ardından çok kaygılı da bir toplum olduğumuz için bir panik havası başladı. Allah ne yapacağız, bize de gelir mi? Türk toplumunun kültüründe var bu, hani sıraya girmek, bir şeyi istiflemek, evde stok yapmak. O nedenle bize de gelir kaygısıyla bir hemen marketlere hücum edildi. Yani i̇şte tam böyle hücum diyebileceğimiz şekilde bir şey var mıydı? Yoğunluk, infial, aslında yığılma. O kadar değil. Yani sonuçta itibariyle stoklar vardı, devam ediyordu. Hı-hı. Belki raflar boşalmış olabilir ama geride hani malın bitmiş olması, hı-hı, gibi durum söz konusu değildi. O raflar boşaldıkça yenisi geldi. Ama orada hani şeyi gösteriyor. Yani biz hani ilk bir panik havası olduğu zaman evde kalmak söz konusu, evde bir tırnak içinde tecrit söz konusu olduğu zaman daha çok eve çekildiğimiz için hemen böyle bir kendimizi stoklama yönüne gittik. Biraz da belki uzmanlar şey dediler, mümkün olduğunca az sokağa çıkın, mümkün olduğunca daha fazla evde kalın. Evet. Onun da bir gereği olarak belki insanlar... Çok büyük etkisi var, onun da çok büyük etkisi var. Peki bunu nasıl kötüye kullandı fırsatçılar, istifçiler? İşte zaten sorun da orada başlıyor. Baktılar ki raflar boşalıyor, çabuk hani o döngüye girmeye başladı. Hemen 5 liralık olan bu tıbbi maskeler 150 liraya çıktı. Ne kadardı makarna? 2-3 liralık makarnanın fiyatı 15-20 lira oldu. En son bir internet sitesinde 45 liraya gördüm ben. Bir alışveriş sitesinde satılıyordu. Tabii insanlarda da şöyle bir, yani şimdi birincisi biz almak istiyoruz, stoklamak istiyoruz, kendimizi garanti altında hissetmek istiyoruz. İkincisinde de bu satıcı kişiler, ya bir daha elime böyle bir fırsat gelmezse, ya benim elimde kalırsa, ya devamı olmazsa ben elimden çıkarayım kaygısıyla birdenbire bir fiyat artışına gittiler. Senin konuştuğun taraflar ne diyorlar? Şimdi birincisi şöyle diyorlar ki tedarikçiler, biz fiyata zam yapmadık, otomatik bir zam oldu. Çünkü ileriki dönemlerde ham madde bulmakta zorluk çekebiliriz. Ham maddede sıkıntı olabileceği için kendimizi bir anlamda bu ticaret serbest piyasa ekonomisi böyle bir korumaya aldık diyen de var. Zam bir söylenti veya dedikodu değil. Somut bir gerçek. Somut, evet, kesinlikle evet, öyle. Evet, sebebini de böyle açıklıyorlar. Böyle açıklıyorlar ama tabii herkes yapmadı bunu. Sadece bir takım kişiler yani, evet. Ve evet, stokçular, esnaf. Bazı bir, internet alışveriş sitelerinde evet, gördük. Evet, kesinlikle. Tüketici haklarına uygun bir tavır mı bu? Değil, kesinlikle değil. Şimdi birincisi çok Aydın Ağoğlu bilirsiniz. Birçok kişinin duyduğu da bir isimdir. Tüketici Başvuru Merkezi'nin onursal başkanı Aydın Bey. Hemen onu aradım zaten. Dedim ki ne oluyor, ne yapacağız, nasıl, ben tüketici olarak haklarımız yok mu bizim, bu iş yasal mıdır değil midir? Şimdi birinci olarak şöyle, bu iş yasal anlamda bir dolandırıcılığa girmiyor. O serbest piyasa ekonomisi olmasından dolayı. Ama yasalarla yasak mı? Evet, yasak. Şimdi bizim bilmediğimiz yasalar var. İşte 6502 yasalı tüketici koruma yasası var. Başka yasalar mevcut. Şimdi bunlara göre yasak. Bir malın ne yapabilir? Fiyatı, ben vatandaş olarak ne yapmam lazım? Yani vatandaş olarak ne yapmam lazım? Siz bir maskenin, şimdi ben makarnanın, maskenin veya kolonyanın fiyatını gördüm. Normal bir hafta önceki fiyattan daha yüksek düzeyde, fahiş denilen düzeyde. Ne yapacağım ben? Aydın Bey diyor ki, siz o fiyatı gördüğünüz anda telefonunuzda bir fotoğraf çekin. Ne kadar olduğunu, evet, fiyatını ispatlayın. Ne kadar? 45 lira mı? Bir önceki fiyatı internette ya da hali hazırda diğer her yerde var, ne kadar oldu? 5 lira mı? Ama siz onu 150 liraya mı aldınız? Uyarıları dikkate mutlaka alacaklar. Mutlaka fotoğrafını çekin. Yani o anki fotoğrafı, o anki fiyatı, bir önceki fiyatı tamam, karşılaştırmak çektik adına ve bir sonraki fiyatı olabilecek fiyatı. Siz bunları çektiğiniz zaman
Alın diyor bunu CİMER üzerinden, Ticaret Bakanlığı'nın yetkili makamları var. Hepsi de internet siteleri var. CİMER diye girdiğiniz zaman çıkıyor. Fotoğrafları buraya yükleyin ve yazılı olarak şikayette bulunun. CİMER'e giremiyor musunuz? Yazılı olarak bulunamıyor musunuz? Tüketici hakem heyetleri var. Her ilde var, 81 ilde. Gidin. Çok zor değil, kaymakamlıkların içinde var. Bir sürü yerde var. Mutlaka birçok başvuru yapılmıştır. Emin olun öyle. Kendisi de aynı şeyi söylüyor. Oralara başvurun, şikayetçi olun. Bir hak daha varmış. Onu ben yeni öğrenmiştim. Diyelim ki maske üzerinden örnek gidiyoruz. 5 lira ama siz 150 liraya aldınız, 10 tane aldınız. Yani 1500 lira para ödediniz 10 tane maskeye. Ama siz bunun fiyatının 5 lira olduğunu ispatlıyorsunuz, 50 lira olacağını ispatlıyorsunuz. Diyorsunuz ki 1450 liramı geri ver kardeşim. Tüketici hakem heyetine bu başvuruyla da başvurabiliyorsunuz. Sadece şikayet etmek için değil, paramı geri almak istiyorum diye de başvurabilirsiniz. Bu da ayrı bir kişisel başvuru. O zaman en geç, tabii şu an yoğunluğu bilmiyorum ama 4 hafta içinde sonuçlanacağını söylüyorlar. Ben bir tatil planı yapmıştım. Farazi olarak söylüyorum. Tatil planı yapmadım da yoğun çalışıyoruz zaten. Vatandaş bir tatil planı yaptı, rezervasyonunu yaptı, ödemesini de yaptı, kaporasını bıraktı, uçak biletini aldı. Fakat bu koronavirüsten dolayı ilk vaka duyurusu yapıldı ve olağanüstü tedbirler alınmaya başladı. Ben tatilimi iptal edeceğim, biletimi iptal ettireceğim. Hakkım nedir? Buna hakkım var mı? Yapabilir miyim? Ya da ne yapabilirim? Hakkınız Hukukçular var. Ne diyor? Hakkınız var. Ayşegül Mermer var, avukat. Onunla görüşmüştüm ben de. Şöyle diyor, 6502'ye göre hiç kimse hasta olacağı ya da ölüm riskini alabileceği yere gitmek istemez. İstemeyebilir. Bu hakkı var. Sizin kişisel hakkınızdan dolayı tatili iptal edeceğinizi, buna mücbir sebep, yani geçerli sebep deniyor. Bunun üzerine başvuruyorsunuz ama şirketler de size şöyle bir yanıt verebilir. Para iadesi yapmayalım. Ama yön değiştirelim ya da biletinizi açığa alalım, sonra kullanın. Onların da böyle bir deme hakları var. Ama bu bir pandemi olduğu için, yani genel bir salgın olduğu için bu noktada bu dava için, bu koronavirüs hukuki için geçerli zemin, değil. Hukuki zemin oluşmuyor. O yüzden isterseniz paranızı geri alabilirsiniz. Evet, hukuki ve işte prosedürel bir takım gerçekler var. Peki ahlaki olarak, insani, vicdani olarak nasıl bir yorum yapılıyor buna? Tabii ki vicdansızlık. Yani bir sosyolog, bir psikolog arkadaşla konuştum. Önemli de isimler. Birinci olarak ahlaki değil, kesinlikle ahlaki olduğunu söyleyemeyiz. Ama şey de, yani toplumların bu kendi içerisindeki yapısında da var. Yani diyelim ki nasıl hukuki var? Bak şimdi burada başka bir şey de oluyor da, hukuki adamın hakkı, kanunun hakkı. Kanun buna bir şey diyemiyor. Ama gelinen bu konjonktürde, bu dönemde çok da ahlaki ve vicdani değil diyorlar. Değil tabii ki, kesinlikle değil. Şimdi Japonya'da 2011'deki tsunami felaketinin ardından hatırlayacaksınızdır. Oradan gelen fotoğraflarda şunu gördük. İnsanlar yağma asla yok, sıraya giriyorlar, birbirlerine saygılılar. Herkes bir tane ekmek, bir tane gazete alıyor. Herkes birbirine saygılı. Şimdi bu bir genel toplum meselesi de aslında, söz, yani bakacak olursak, daha derinine inecek olursak, Brezilya, Arjantin, Japonların Türkiye. Japonların en belirgin vasfı bu herhalde. Bizim gibi bu daha Akdeniz ülkeleri demeyeyim de, yani şöyle, toplumdaki güven meselesiyle çok doğru orantılı. Güven meselesi ne kadar yüksekse otoriteye, o kadar insanlar bunun cezasız kalmayacağını bildikleri için daha saygılı davranıyorlar ve daha otorite, yani o kendi ahlaklarını daha geliştirmişler. Şimdi bizde bir cezasızlık kültürü de hakim olduğu için şöyle düşünüyorlar. Nasılsa cezasız kalacak, ben kendi otoritemi kendim sağlayayım, ben kendi inisiyatifimi kendim alayım diye baktığı için, toplum olarak söylüyorum ve sadece de bizde değil, Brezilya'da, işte Arjantin'de benzer örnekleri var. Şimdi toplum olarak birincisi buradan besleniyoruz. Sence nasıl gidiyor şimdiye kadar, o ilk vaka açıklandığından beri vatandaşın tavrı, genel olarak kamuoyunun tavrı? O ilk şok sanki biraz atlatılmış gibi, öyle değil mi? Bana da öyle geliyor. Yani sokakta baktığımız zaman, şey yaptığımızda, tabii ben daha çok dışarıda çok böyle disiplinsiz, kontrolsüz, infial halinde bir yaklaşım WhatsApp görmüyoruz. WhatsApp grupları beni çok etkiledi. Ama yani onu da niye yapıyorlar bilmiyorum. Yani o ayrı bir psikopatlık. O bir polemikten de öte, bir başka bir orada zihniyet meselesi var ya. O çok, onu çok açıklayabileceğim yani bir şey değil o. Şimdi yani mesela bu bir işte daha önce terör olaylarında da oluyordu, başka olaylarda. Yani
duruyorlar insanlar. Diyorlar ki biz bu toplumu nasıl manipüle ederiz, evet, nasıl korkuturuz? Komşumun İletişim imkanlarının bu kadar kötüye kullanıldığı... Arkadaşının karısı hemşire. İşte burada çıktı, bizden saklanıyor. Ya bir kere biz bunu anlatmaya çalıştık en başta, biliyorsun. Arkadaşımın hemşire arkadaşı, doktor arkadaşı demiş ki... Aynen. Yani hiçbir tane kendi diyen yok. Bize de sana da sormuşlardır. Ne oldu, nasıl, var mı, saklanıyor mu diye. Bir kere bunu önce anlatmaya, evet, çalışıyoruz. Ben birçok profesörle bu duruldu mu konuştum sence? Şimdi bunu gördü mü insanlar? Yani olsa idiği saklanmazdı veya saklanamazdı veya saklamaya gerek olmazdı. Yani tabii bilim insanları öyle söylüyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı burada çok kaliteli bir yönetim yürüttü. Bir bilim kurulu kurdu. Sanırım ve bugün her muhalefet partilerinden cenahtan da, de teşekkür aynen, geldi. Aynen, her cenahtan da o bilim kuruluna bilim insanlarını atadı. Ve onlar çok ciddi çalışıyorlar. Ve Türkiye'nin dört bir yanından saygın üniversitelerde görevli çalışan profesörler bunlar. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Türk Tabipleri Birliği de Profesör Doktor Sinan Adıyaman'la görüştüğüm zaman da o da aynı şeyi söyledi. Yani bakın saklanabilecek bir durumu yok. Saklansaydı toplu ölümler olurdu, daha kötü bir süreç, evet, yaşanırdı. O yüzden saklanmadı. Ama biz bunu daha kimseye inandıramamışken hemen 2-3 gün sonra zaten vaka açıklandı. O panik havası biraz daha yerini daha sağduyulu hale bırakmış gibi. Sanırım sürecin iyi kontrol edildiğini de gösteriyor bu. Ama o manipüle etmek isteyenler her zaman olacaktır. Oluyor da zaten o dediğim gibi WhatsApp grupları yola çıkarak inanılmaz o sosyal medyada yazılanlar, tamamen sosyal medya zaten tam kendi bir, içerisinde. Virüs, asıl virüsten hızlı dolaşıyorlar, evet, değil mi? Virüsten, evet, insanlar, evet, sağduyulu, evet, olsunlar. Sevgili dinleyicilerimiz, görüyorsunuz insanlar durup durduk yerde başka insanları, toplumu manipüle etmek için ne, evet, niyetle yapıyorlar? Eğlenmek için mi? Korkutmak için mi? Korkutarak eğlenmek için mi? Bunu yapıyorlar. Daha önce de birçok kere tecrübe ettik bunu. Eminiz bundan sonra kimse bu tarz şeylere aldanmayacaktır. Ne kadar oldu Fulya, köşe başlayalım? Bir ayı geçti. Nasıl, daha çok polemik üzerinden gidiyorduk. Gidiyoruz ama bu koronavirüsle tabii biraz daha hani biz de her köşeden ses almaya çalışıyorum. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Olumlu tepkiler ve dönüşler de var. O nedenle bilmiyorum. Ben huzurluyum. İyi gittiğini düşünüyorum. Gayet iyi gidiyor. Tebrik ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, değerli okuyucularımız, Türkiye konuşmaya devam ettikçe, Türkiye tartışmaya devam ettikçe biz Hürriyet Gazetesi olarak haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Fulya'da polemikleri ve tartışmaları, evet, yazmaya devam edecek. Siz de bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz.